Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere özel orkide videosu hazırlamak istedim ve bunu sizlere sunmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Yeni almış olduğunuz orkidelerin ilk yapılması gerekenler neler ve bunları aldıktan sonra evde hangi şartlarda ve nasıl büyüteceğiz? Bunlardan bahsedeceğiz sizlere. İlk yapacağımız işlem orkidelerimizin içerisinde bulunan süngerimsi yapıyı kaldırmak veya toprak yerine çoğu marketlerde satılan orkidelerin içerisinde orkide toprağı bulunmaz. Bunun yerine içerisine süngerimsi bir malzeme koyarlar. Bunu kaldırmalı mıyız veya ne yapmalıyız? Hangi ortamda bunları yapmalıyız? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Orkideler dünya üzerinde yaklaşık 20 bin çeşidi olan bir türdür ve ülkemizde 24 tane çeşidi ortalama kullanılmaktadır. Şu anda bizim elimizde olan çeşitler Paleoneopsis çeşididir. Orkide dünyada en beğenilen birinci çiçek türüdür ve en çok hediye edilen ikinci çiçek türüdür. Bu da orkidelerimizin dünya üzerinde ne kadar çok kullanıldığını ve beğenildiğini göstermektedir. Kendine has, kendine özgü bir tarzı vardır ve genellikle beğenilmektedir. Ben bunları eşime almıştım 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için. Tanesini 30 TL'ye bir zincir marketten aldım. Bunlar yavru denilebilecek cinslerde küçük orkideler. Ancak bakımlarını güzel yaptığımız zaman bunlar da gelişecektir. Güzel görüntülerini bizlere sergileyeceklerdir. Ben bu orkideleri alırken sadece orkide olduğu için almadım. Orkideleri alırken ilk başta dikkat etmeniz gereken şey orkidelerinizin kökleri olmalı. İlk önce orkidelerinizi gördüğünüz zaman genellikle dışarısında şeffaf bir poşetle gelir. Siz bunu kaldırın veya altından dikkatlice bakın. Orkidelerinizin kökleri bu şekilde koyu yeşil olsun. Köklerinin rengi açıksa bu orkideleri tercih etmemenizi öneririm. Aksi halde orkidelerinizi aldıktan sonra kısa bir süre sonra fungal hastalığa yakalanabilirler ve geri dönüşü olmayan şeyler yaşayabilirsiniz. O yüzden ilk önce köklerine bakıyoruz. Sağlıklı kökler varsa eğer koyu yeşil şeklinde bu şekilde orkideleri alabilirsiniz. Ve size tavsiyem orkidelerinizin üzerinde çiçek tomurcukları olanları almanız. Bu şekilde aldığınız zaman bunun da tomurcukları var. Ancak genellikle çiçekleri açmış bu çiçeklerini 2-3 hafta sonra dökecektir ve geçici olarak görselliğini kaybedecektir. Bunun tekrar çiçek açması yaklaşık 6 ay sürmektedir. Yeni aldığımız orkidelerin dibinde genellikle orkide toprağı olmaz. Bunun yerine sünger gibi bir yapı da gelir. Bunun sebebi de orkidelerimizin köklerinin nemli kalması ve satışa daha uzun süreli hazır hale getirilmesidir. Bu süngerimsi yapının derhal temizlenip orkide toprağına geçirilmesi lazım. Aksi takdirde orkidelerimiz bu süngerimsi yapının içerisinde yeni kök veremez veya verdiği kökleri bu sert materyalden dolayı geliştiremez. O yüzden üzerindeki çiçekleri dökebilir ve kısa sürede eski görselliğini kaybedebilir. Yeni aldığınız orkidelerin ilk başta gözünüze çok güzel görünür. 2 hafta, 3 hafta bu görselliğini korur. Ancak daha sonra çiçeklerini döktükten sonra orkidelerimiz, siz bunun öldüğünü zannedebilirsiniz. Ancak bu orkideler düzgün bakıldığı zaman ve düzenli sulaması yapıldığı zaman, düzgün şartlar ve ortamlar sağlandıktan sonra da uzun süreler yaşayabilmektedir. Şimdi bu videoyu izledikten sonra yeni alınan orkidelerimizin ev ortamına nasıl hazır hale getirilebileceğini ve bunun hazırlanış şeklini görmüş olacaksınız. Videoyu baştan sona kadar dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Bu videoya çok emek verdik. Yaklaşık 3-4 günümüzü aldı çekmemiz. O yüzden siz de bunları yaptığınız zaman orkidelerinizi kolaylıkla alıp hiç korkmadan besleyip rahatlıkla büyütebileceksiniz. Şimdi orkidelerimizin saksısından çıkaracağız ve toprağını değiştireceğiz. İlk önce orkidelerimize şöyle dıştan baktığımız zaman şeffaf bir saksıda geldiğini görürsünüz ve bu şeffaf saksının altında bolca deliklerin olduğunu görürsünüz. Bu deliklerin olması orkidemizin bol bol hava almasını, hava köklerinin rahatlıkla yukarıya çıkmasını ve köklerinin fotosentez yapmasını sağlar.
Orkide ayrıca diğer bitkilerden farklı olarak kökleriyle fotosentez yapar. Eğer kökleri ışık almazsa orkideniz çok yaşamaz. O yüzden çok şık görünen porselen saksıları tercih etmemelisiniz. Bu şekilde şeffaf orkide saksılarını tercih etmelisiniz ve orkidelerinizin altı devamlı açık olmalı. Sulandıktan sonra üzerinden veya daldırma sulama yaptığınız zaman orkideleriniz içerisindeki fazla su drenaj deliklerinden akması gerekiyor. Bu orkidemiz gayet normaldi aldığımız zaman, ancak bu sabah benim ufaklık bu orkideyi yere düşürmüş, şurasından kırıldı ve şu yaprağı hasar gördü. Ben de bu dalı aynı şekilde koptuğu yerden birleştirdim ve üzerinden kağıt bant ve peçete yardımıyla sardım. İnşallah toparlayacağını ümit ediyorum. Şimdi orkidemizin değiştireceğimiz toprağını nasıl ortama hazır hale getiririz, onlara geçelim. Bu orkide toprağını dışarıdan kolaylıkla bulabilirsiniz. Bunun birçok çeşitleri var. Ucuzu var, pahalısı var, orta fiyatlısı var. Siz istediğiniz gibi alabilirsiniz. Bunun üzerinde hangi çeşit orkideler için uygun olduğu yazıyor ve kullanmadan önce yapılması gerekenler yazıyor. Bunlara bakarak da bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi orkidemizin toprağını nasıl hazırladığımızı hep beraber görelim. Bu şekilde 1 litre su var bunun içerisinde. 1 litre suyu direkt çeşmeden alıp dökmüyoruz. Dinlendirilmiş su olması gerekiyor ve orkidemizin toprağını bu suyun içerisine koymadan önce biz suyumuzu hafif ılık hale getirdik. Suyun içerisindeki nemi toprağın çekmesi için ve bu toprağın dezenfekte etmek için şu şekilde beyaz sirke kullandık. Beyaz sirkeyi 1 litre suya 1 yemek kaşığı olacak şekilde koyabilirsiniz ve orkide toprağınızı bunun içerisinde 1-2 saat bekleterek hem nemlenmesini sağlayabilirsiniz, hem de varsa bir bakteri oluşumu sirkeyle bunları halletmiş olursunuz. Şimdi orkide toprağımızı bu şekilde getirdikten sonra saksılarımıza alacağız. Orkide çok hassas bir bitki olduğu için çıkarırken köklerine zarar vermemeye çalışın ve bu işlemi yapabilirseniz sabah saatlerinde yapmaya çalışın. Öğlen veya akşam olduğu zaman orkidemizin içerisindeki nemli toprak bakteri oluşumunu tetikleyebilir ve orkidenizin sağlığını geçici olarak kaybedebilirsiniz. Orkideler ortamlara alışmasında biraz zorluk çeken bitkilerdir. Dışarıdan aldığınız orkide eğer gölgelik bir yerdeyse veya çok ışık alan bir yerdeyse, bu ev ortamında ışık şiddeti ve ortamın nemi değiştiği için ortama ilk başlarda uyum sağlayamayabilir ve bu şekilde 1-2 tane yaprağı sararabilir, 1-2 tane tomurcuğu düşebilir. Bunlar sizi korkutmasın, gayet normaldir. Her şeyi dört dörtlük yapsanız bile bunlar olabilecek bir durum ve şu anda biz orkidemizin toprağını değiştireceğiz, üzerindeki süngeri kaldıracağız ve bundan sonra bitkimiz strese girebilir. Üzerinde çiçekleri varken genellikle bu işlem yapılmaz, ancak ben içerisindeki süngeri sevmediğim için ve orkidemin bunun içerisinde kalmasını istemediğim için bunu değiştirmek istiyorum. Şimdi dikkatlice orkidemizi içerisinde bulunan saksısından çıkartmamız gerekiyor. Şu şekilde kökünden tutuyoruz ve çok fazla sallamadan böyle yatay bir şekilde saksımızı biraz sağa sola oynatıyoruz. Ve bu şekilde yavaşça çıkartıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu herhangi bir toprak değil, süngerimsi bir yapı var burada. Süngerimsi yapı da orkidemizin görmediğimiz köklerini kurutabilir ve bu şekilde zarar verebilir. Bunu şimdi dikkatli bir şekilde çıkartmamız orkidemizin sağlığı açısından iyi olacaktır. Bu işlemi bir makasla yapacağız ve makası dezenfekte etmemiz gerekiyor. Yoksa makasın üzerinde eğer herhangi bir mikrop varsa orkidemize bu bulaşacaktır. Orkidemiz hastalanabilir. O yüzden makasımızı bir kolonya yardımıyla dezenfekte edebiliriz
ve köklerine herhangi bir zarar gelmesini bu şekilde engelleyebiliriz. Şimdi orkidemizin eski saksısını bir sabunlu suyla yıkayabilirsiniz veya kolonyalı bir bezle silip dezenfekte edebilirsiniz. Biz bu işlemi yapacağız ve orkidemizin köklerine, yapraklarına gelmeyecek şekilde 1 litreye 1 kaşık sirke ekleyerek temizleyeceğiz ve bu işlemden sonra tekrar devam edeceğiz. Şimdi orkide toprağımızı bu şekilde ılık bir suyun içerisine 1 litre suya 1 yemek kaşığı sirke olacak şekilde koyduk ve içerisine orkide toprağımızı 2-3 saat bekleyecek şekilde ilave ettik. Hem dezenfekte ettik hem yeni toprağımızın nemlenmesini sağladık. Şimdi toprağımızı saksımıza ekleyeceğiz ve orkide ekim işlemimizi tamamlayacağız. İlk önce dibine biraz toprak atalım. Daha sonra orkidemizin yapraklarına su gelmemesine dikkat edin. Yapraklarına su geldiği zaman kurulamanız gerekiyor. Yoksa orkideleriniz solacaktır. Orkidenin bütün köklerini toprak içerisinde bırakmanıza gerek yok. Bir kısmını dışarıda bırakabilirsiniz. Orkidenin hava alması için bütün köklerin içeride kalması sağlıklı bir işlem değildir. Evet arkadaşlar, biz orkidemizin toprağını güzel bir şekilde köklerine zarar vermeden yerleştirdik ve çok fazla köklerini boğmadan bu işlemi hallettik. Şimdi yapmamız gereken bir diğer işlem orkidemizin yapraklarını dezenfekte edip hem üzerindeki tozları almak hem de varsa bir bakteri oluşumu veya herhangi bir hastalık bunların giderilmesinde orkidemize yardımcı olmak. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle bir fısfıs şişesine ben kolonyamı doldurdum ve bu şekilde bayanların kullanmış olduğu makyaj silme pamuğu veya herhangi bir peçeteyle de bu işlemleri yapabilirsiniz. Şöyle biraz fısfıs yapıyoruz ve orkidemizin yapraklarını siliyoruz. Yavaşça yapıyoruz bu işlemi. Orkidemize zarar vermiyoruz. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra orkidemizin gün ışığını direkt olarak almaması gerekiyor. Bir perdenin arkasına koyabilirsiniz veya gün ışığını yarım alacak şekilde bir yer ayarlayıp koyabilirsiniz. Benim size tavsiyem orkidelerinizi mutfakta beslemeniz. Mutfakta belli bir nem olduğu için orkidelerimizin de nemli bir ortama ihtiyaç duyduğu için mutfakta eğer ortamınız müsaitse camınızın önüne koyabilirsiniz. Onun dışında orkidelerinizi nemli bir ortamda tutmanız için bu şekilde bir materyal kullanabilirsiniz. Bunun içerisine suyunuzu koyarsınız ve altına bir parça malzeme koyarsınız ve orkideleriniz direkt suya temas etmez. Bunun üzerinde durur. Hem kökleri dışarıdan ışık ve güneş alır hem de bu alttaki su buharlaşınca orkideleriniz biraz nemli ortamda kalmış olur ve su buharlaştıkça altına su ilave edebilirsiniz. Bu şekilde de orkidelerinize bakabilirsiniz. Benim size söyleyeceklerim bu kadar. Bugünkü videomuzun konusu yeni alınan orkidelerimizi 2-3 hafta sonra hayatına son vermeden ilk olarak yapmamız gereken işlemleri ve bu işlemlerin en doğru şekilde nasıl yapılabileceği ile alakalı size konuları aktarmak istedim. Umarım faydalanmışsınızdır ve bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Bu videoyu çekerken emek sarf ettik. Sizlere bazı şeyleri öğretmek için çaba gösterdik. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Siz de bu işlemleri eğer faydalı bulduysanız ve
videolarımı beğendiyseniz beni desteklemek için videolarımı beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bundan sonraki videoların da hazırlanmasında bizleri desteklemiş olursunuz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.